Nezle misiniz, korona mı? Covid-19'un klinik bulguları değişti. Nezle gibi seyretmeye başladı. Uzmanların grip belirtisi gösterenlere uyarıları var. Burun akıntısı, tıkanıklık, hapşırma, hafif baş ağrısı ve halsizlik. En sık gördüğümüz tablo neredeyse bir nezle gibi ya da hafif bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi, boğaz ağrısı örneğin, burunda akıntı, burunda tıkanıklık, hapşırma, hafif baş ağrısı, klinik bulgular değişti. Covid-19'un klinik bulguları değişti. Grip gibi seyretmeye başladı ancak daha hızlı bulaşıyor. Diğer varyantlara göre çok bulaşıcı, çok daha hızlı bulaşıyor. Semptomlar çok daha hızlı ortaya çıkıyor. Tedbir alıyor muyuz? Ya şimdi tedbir almıyoruz. Çok arttığını duydum ben de. Onun için maske kullanmak zorundayım. Aslında tedbirli olmak gerekiyor. Griple benzerlik göstermesi vakalarda rahavete yol açıyor. Emin olmak için mutlaka PCR testi yapılması öneriliyor. Sıradaki hastayı alabilir miyim? Ben bir ara geçen fenalaştım ama o da olabilir, olmayabilir. Test yaptın biraz mı? Yok. Çünkü cidden grip gibi bir şey oldu. Bir haftada falan öksürüyoruz, geçiyor falan. Öyle bir şey oldu. Yani eğer böyle bir sıkıntısı varsa, böyle bir semptomu varsa bir test vermesi lazım. Kendisini kontrol etmesi açısından. Peki sizce bu grip midir, Covid midir? Her ikisi de olabilir. Yani sadece Covid için değil, bulaşıcı olan tüm hastalıklarda bence maske takılmalı. Şüphelendiğinde hemen sağlık kuruluşuna gidip testini yaptırması en güzeli. Gidecekler, Covid'im diyecekler, evde kalacaklar. O yüzden kimse gidip test yaptırmıyor. Hastalıkla mücadelede maske, mesafe ve hijyen kuralları önemini koruyor. Kalabalık ortamlardan uzak durulması öneriler arasında. Kalabalık ortamlardan uzak durması, kesinlikle maske kullanması ve bu semptomların başlangıcından neredeyse 7-10 gün kadar da bu maske kullanmaya devam etmesi. Kesinlikle maske takmak lazım. Yani bakanlığın aslında uyarması lazım da biz kişisel olarak kendi önlemlerimizi almalıyız. Virüse karşı en etkili silah yine aşı. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Necla Türek hatırlatma dozunun önemine dikkat çekiyor. Kişilerle temasa bağlı hastalık alma riski yüksek mesleklerde çalışıyorlarsa kesinlikle pekiştirme dozundan 4 ay sonra bir ikinci dozu olmalarını onlara da öneririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.